Avrupa'nın en büyük çelik binası, Biva İnşaat'ın yapmış olduğu bu çelik bina özellikle ses getirecek gördüğümüz kadarıyla. Biva İnşaat'a baktığımız zaman özellikle İzmir'de 117 yüksek bina yapılacak. Bu yapılacak yüksek 117 bina içerisinde çok farklı bir konsepte, mimari tarza sahip Biva. Evet, Biva Tower'a baktığımız zaman da çelik yapısıyla özellikle inşaat maliyetiyle diğer inşaat firmalarında fark yarattığını görüyoruz. Şöyle, özellikle yapısıyla Avrupa'nın en büyük, en yüksek çelik yapısı olan Biva Tower'da yatırımcı firma Biva İnşaat özellikle bu yatırımı yaparken bir farklı konsepti sunma ve tabii ki İzmirlileri de bu konsepte buluşturmak için bir araya geldi. Bugün biraz sonra izleyeceğiniz gibi basın lansmanında ise yoğun bir ilgi vardı ve özellikle basının sormuş olduğu, medyanın sormuş olduğu bu kadar pahalı bir yatırımı neden yaptığınız sorusuna cevap aradı Vahap Yılmaz, Birim Yılmaz. Tabii ki organizatör ve koordinatör Ahmet Gülçağ da aslında bu sorunun cevabını ararken bu kadar yüksek maliyetli bir binada çok farklılıklar olduğunu, çok özellikler olduğunu, mutlaka görülmesi gerektiğinden bahsetti. Evet, bizler de biraz sonra göreceksiniz, izleyeceksiniz. Örnek daireyi geziyoruz ve muhteşem bir şekilde en küçük bir detayı, ayrıntısı hesaplanmış ve farklı bir bakış açısı oluşmuş, farklı konseptiyle Biva Tower'ı gezeceğiz, dolaşacağız. İzmir için güzel bir proje ve yıllardır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ra Grup Gayrimenkul Pazarlama Limited şirketi sahibi olarak da Biva Tower'a tam not veriyorum. Güzel bir proje. Hayırlı uğurlu olsun İzmir için. Sektörde 20 yılı geride bırakan Biva AŞ, 157 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik bina olma özelliğini taşıyan Biva Tower'ı Bayraklı'da bulunan satış ofisinde basının ve iş dünyasından tanınmış simaların katılımı ile gerçekleştirdi. Biva AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz ve Biva AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birim Yılmaz, lansmanda proje ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Biva Tower'ın planlarının hazırlanması aşamasında meşakkatli bir çalışma süreci geçirdik. Bünyemizde bulunan mimarlarımızla kat planlarının üzerinde aylarca çalıştık. Defalarca proje üzerinde değişiklik yaparak en kullanışlı ve en konforlu kullanım alanlarını böylelikle oluşturduk. Örnek dairemiz göreceği çıktıktan sonra emeklerimizin sonsuz kalmadığını görmek bizleri gerçekten çok mutlu etti. Yatırım yapmak amacıyla Biva Tower'dan daire satın almak için gelen müşterilerimiz, örnek dairemizi gördükten sonra fikirlerini değiştirerek bundan sonraki yaşamlarını burada devam ettirmeye karar verdiler. Konut alıcılarını cezbeden noktalardan bir tanesi de yapısal çeliğe getirdiği avantajlardan faydalanarak daireleri birbiriyle birleştirerek istenilen büyüklükte mekanlar oluşturulabilmesidir. Ayrıca tavan yüksekliğinin net 3 metre 20 santim olması öngörüldüğünden hacimsel ferahlık da bu projenin önemli özelliklerinden bir tanesidir. Maksimum ışık alan, minimum alan kaybıyla her metre karesinde özenle tasarladığımız geniş ve iç açıcı yaşam alanlarını oluşturur. Lansmanın tamamlanmasıyla örnek daire basın mensupları ve misafirlerin beğenisine sunuldu. Oldukça şık ve modern olan örnek dairenin incelenmesi sonunda Biva AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz Kanal İzmir Televizyonu'na açıklamalar yaptı. Bizim için çok önemli bir gündü bu bugün. Sağ olsun basının bütün duayenleri buradaydı. Çok kalabalık bir lansman oldu. Ayrıca basın mensupları teşekkür ediyorum buradan. Bizim için en önemli durumlardan bir tanesi de bu binanın yapısal çelik olması ve bunu İzmir'e kazandırıyor olmamız. O yüzden ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binasını yapmanın mutluluğunu ve zevkini yaşıyoruz. Gurur içerisinde. Bunu da sizlerle paylaştığımız için ayrıca mutluyuz.